Sherman'la. Normandiya tankları M4A3-76W Sherman. 6 seviye premium Amerikan orta tankı. Hadi şöyle bir videosuyla birlikte önce izleyelim. Ondan sonra maçın içinde maçlarımızı yapalım, görelim. M4A3-76W is a proud American representative among the D-Day Battle Pass trio. It has a rich history of braving fire and water in many battlegrounds. The all-rounder tank is a versatile option in any scenario. But it truly shines when it comes to handling various types of terrain. So let's head to the Tank Museum to see a real one up close. Oh yeah! Geçiş çok güzel olmadı mı lan? Ben beğendim ha geçişi. Tekil. Bak. One up close. There is little doubt that the Sherman holds the title of the legendary American tank of World War II, with the first serial copy coming off the production line in February 1942. For 3 years, it underwent various modifications and changes to meet the needs of the troops on the front. It was this relative ease with which the tank could be improved and modified that became one of its main features. It was the Sherman coming face to face with the Tiger tank in February 1943 that clearly showed that the M4 in its current configuration simply cannot compete with the German monster. Yani. So in the autumn of 1943, the Army Board requested the modification of thousands of M4s with a new weapon, capable of penetrating both Tigers and Panthers at a comfortable distance of 1,000 meters. And this was in order to prepare for the landings in Normandy. However, the Army ground forces were against the idea and did not allow the modernization project in time. General McNair believed that the destruction of enemy tanks was an artillery and tank destroyer task, and the use of guns with high armor-piercing capabilities would provoke tank-on-tank battles, which would distract the crews from their main mission, that of supporting the infantry. Unfortunately, history showed that such a decision was a mistake, and the number of Tigers and Panthers in France was greatly underestimated, and the Shermans were simply outgunned. It wasn't until the summer of 1944 after the heavy losses in Normandy. Abi saçma sapan karara bakar mısın ya? Topu güçlendirmiyorsun. Diyorsun ki benim tankım ordunun önünde gidecek. Benim tankımın temel görevi tank patlatmak değil, şeylere, piyadelere yardımcı olmak. Tamam, mantıklı. Okey. Aygırlar bir çıkıyor karşına. Patlatamıyorsun. Patlatıyorlar seni. Onca yaptığın tank bildiğin metal yığınına dönüşüyor sadece. Yürüyen bir metal yığını. Hiçbir işe yaramıyor. Çok kötü lan. Çok kötü. The military began to re-equip the Sherman with this, the 76mm gun. And with that, the M4A3-76W entered service. This Sherman variant was hailed as one of the finest modifications. Its gun elevation angles are top-notch, outshining most tanks in the game. 12. With its exceptional gun depression of minus 12, the Sherman rules the high ground on maps like Westfield and Live Oaks. Its accuracy while firing on the move is commendable, and you have the luxury of mounting a vertical stabilizer, a feature lacking in many other tanks at this tier, such as the Cromwell and T-34-85. Furry sahnesi mi lan bu? The gun boasts an impressive rate. Bildiğin furry sahnesi. Bak bak bak. Bak bak bak. Etrafında dönüyor. Bak bak bak. The gun boasts an impressive rate of fire, giving you the edge in duels. While its damage per minute is decent, it can be further enhanced with a rammer. Shermans were never known for their speed, but they're not sluggish either. The Easy 8 can reach speeds of up to 48 kilometers per hour easily. Adding a turbocharger can significantly boost its performance, transforming the Sherman into a nimble medium tank. However, optics wouldn't go amiss either, enhancing its already good view range. Most of the armor protection is focused on the turret, so make sure to use it to your advantage, especially with the Sherman's exceptional gun depression. This tank lives up to its historical reputation. Stabilization, angles, mobility, view range, turret. It is a true jack of all trades that played a major part in the liberation of Europe. Aynen kanka. Evet, Sherman'ı gördüğümüze göre o zaman artık dalabiliriz.
oyunumuzu. Let's go. Çok yönlü orta tank M4A3 Reis. Buyurun, oyun içindeki görüntüsü de bu. Furry gibi lan. Ne farkı var Furry'den? Abo. Furry'nin nişan alması falan çok kötüymüş. 2.16 saniye ne? Abav. Furry kumda oynasın. Bunun 1.82, bir de mürettebat yok bunda. Furry ama bak farklar var aralarında. İşte Thunderbolt, işte normal Sherman, bunların hepsi şase olarak aynı şaseler. Ama top performansları falan farklı, nişan alma süreleri bir değişik. Yani bilmiyorum, Furry'nin topuna gelelim. Furry Reis bunu kullanıyor. Sonra şuna girelim. Buna girelim. Bunun da topunu açalım. Aynı top. Sağ taraftaki. Soldaki Furry. Sağ taraftaki bizim düz Sherman. İsabetlere bak. Nişan alma sürelerine bak. Furry'nin daha kötü. 1.3 saniye nişan alma, 0.4 isabet. Abo. Furry kumda oynasın. Aynı top ama baktığınız zaman. İkisi de M1A2 76 mm'lik toplar. Normal Sherman'ın topuna bakalım. O da aynı. Yani normal Sherman aslında bu tankımız. Reis. Hadi o zaman bunun mürettebatlarını bir ayarlayalım. Gönder kardeş. Gönder gönder gönder. İnşallah bugün gönderecek. Tamam, gel hadi Reis. Sen gel. Şimdi basın hesabında olduğumuz için hayvan gibi mürettebatlarla oynayacağız. Hakkımızda hayırlısı. Ulan bir komutan seçtim, yeteneklerin yarısı işe yaramıyor. Peki. Ne gelirse onu seçiyorum. Uğraşmıyorum. M48 Patton'dan da yükleyici gelsin. Premium tank olduğu için bütün mürettebatları kullanabiliyor. Şimdi dur, şuradan bir ufak bir ayar yapmam lazım. Şunu buraya alalım. Şunu buraya koyduk. Kardeşim neden sık yayın açmıyorsun demiş Derviş. Araya bayram girdi kardeşim. Bayram bitti. Yayınlara devam ki. Şimdi ayarlarımızı yaptık. Tamam. Kardeş. Şimdi biz bu bilgisayara... Bilgisayar ne lan? Bu bilgisayara ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım. Bu dayıya... Furry alanları dolandırmışlar o zaman demiş. Aynen öyle. Furry alanlar patlamış acı. Selamlar. Mod yok. Yakubu. Mod kullanmıyorum artık. O yüzden modlar yok. Şimdi gençler, ne takalım buna? Bu abimizin top performansı zaten iyi. Şöyle bir tespit etmesine bakalım. Şu anki haliyle 400 metre görüş mesafesi var. Buna bir optik yapıştırsak güzel olur. Değil mi? Buna bir optik güzel gider. Şuraya 3. slota bir tane optik takalım. 2. slota ne takalım? Düşey dengeleyiciye ihtiyaç var mı bunda? Zaten top performansı iyidir bunun. 1. slotuna turbo takalım. Yardırsın biraz. Videoda da o kadar söylediler, turboyla uçarsınız kaçarsınız dediler. Optik dediler. Bir de bu tanka özel düşey dengeleyici takılabiliyor. Ama takmaya gerek var mı? Yani zaten DPM gayet iyi.
Ateş gücüne bakacak olursak 2200 DPM var. Zaten 3 saniyede bir ateş ediyoruz. Şey, ne alakası var lan? Sürgüden bahsediyorum. Sürgü taksak bir şey değişecek mi? 2.78 olacak. Havalandırma takmanın bir manası yok. Nişanı iyileştirmenin bir manası yok. Ekmar Botoş, sen bir Kayserili botsan, sana karşı hiç kimse cephe alamaz. Saygılar Ankara'dan. Vallahi bilemedim. Stabilizasyon taksak herhalde coştururuz gibi. Stabilizatör takalım bence. Madem diğer tanklar takamıyormuş, takalım. Havalandırmadan kaybedeceğimiz şeyi de Coca-Cola takarak hallederiz bence. Şimdi ben böyle bir donanımla girdim. Mühimmatları da ayarlayalım. Patlayıcı 2 tane olsun. Bom. Şöyle yapabiliyoruz mu bunu? Bundan bu kadar. Bundan da bu kadar. Öf, tamam. Bundan da 3 tane. Çiçek. Aman. Bak şimdi nasıl patlatıyoruz milleti. Ama beni botlara karşı atmasın ilk maçtan ya. Ve keyfimizle, kahyamızla güzel bir maç yapalım ya. Ver reis kolamı. Uygula. Abi başka canlı yayın yerim var mı? Var. Kick.com. Arada bir chatten şeyi gelir. Ünlem Kick yazarsanız gelir. Orada reklamsız izleyebilirsiniz. Canbaz kardeşim. Kesene bereket bu arada. Eyvallah. Yani reklamsız yayın izlemek istiyorsanız iki seçeneğiniz var önünde. Bir, ya abone olacaksınız Twitch'ten canım benim. O zaman reklamsız izliyorsunuz yayını. İki, Kick'ten izleyebilirsin. O da reklamsız. Tercih sizin. Hadi bakayım. Dış görünüşünü bunun boyayamıyoruz. Bu zaten böyle. Bize böyle geldi. Bize gelişi böyle. O zaman daha fazla beklemeye gerek yok. Göreceğimizi gördük. İnceleyeceğimizi inceledik. Standart Sherman olduğu için gövde zırhından hiçbir şey beklemiyoruz. Taret zırhı biraz idare eder. Namlu eğilmesi kaldırmasıyla iş yapacağız. Let's go! Haydi bakalım. Bakalım maça girebilecek miyiz? Sorun burada. Burası basın hesabı olduğu için basın hesabında böyle saçma şeyler olabiliyor. Derken herhalde maça attı. Güzel. Tamam. Hatırlıyorsanız Cromwell'de demiştik aynısını. Bizi botların içine atmıştı. Halbuki 6 seviye yani. Şimdi tam olarak 3 saniyede bir ateş edebilen bir taret canavarıyız. Nerede oynarız? Maçın başında bir ortada oynarız. Ondan sonra sağa sola yürürüz kardeşlerim. Gerçi biz buna optik taktık değil mi? Ben bununla cayır cayır spot da yaparım da. Gerek yok. Hellcat oraya yardırıyor. Ben buraya yardırdım. Ha. Üf. Ah be. Lan. Değil de benim buradan artık topuk spor yapma zamanım gelmedi mi? Toktan geldi ve geçiyor bile. Ay! Ay kaç kaç kaç! Eyvah eyvah! Ulan Dicker Max.
Bandicoot Max, yaptığın işe Selim be. Matrix zamanı. Matrix zamanı. Kaç 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 kaç. Abilerim, ablalarım, kaç 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 kaç. Eyvah eyvah eyvah. Oğlum o değil de çok kötü nişan aldım ya. Tanklara falan. Hadi bakalım. Hakkımızda hayırlısı. Bizimkiler cap yapıyor. Maçı cap'ten alırız zaten de. Kazandık. Hey. Ulan atış edim be. Ben atış edeceğim derken. Yey yey yey. Saçma sapan bir maçı 30 tane mermimizi de harcadık bu arada. Kavimler göçüne denk geldik. Vallahi sorma Akdede. Çok saçma bir maç izledik az önce. Yani iyi ki ortada oynamışım. Bak attığım kör mermiler de girmiş bazıları. İyi, bereket versin. Bereket versin. İlk maçtan güzeldi. Çok bot gibilerdi değil mi? Hiç böyle gerçekçi gitmiyordu adamlar ama... Abi işte bazen bu seviyelerde böyle maçlar oynanıyor yani. Adamlar göç ettiler resmen. O yüzden bir daha oynayalım bakalım. Vallahi Bolt Pilot. Bot değillerdi. Ama bot gibilerdi. Termal macun. Ben niye almıştım ya? Ne almıştım lan ben? Benim sıvı soğutma sisteminin markasından almıştım. Neydi lan o? Dur bakayım. Gözükürse eğer. Göremiyorum. Göremiyorum. Thermal tek olabilir. Thermal take. Onu almış olabilirim. Onun içinden çıkan macunu kullanmış olabilirim. Yani çok saçma sapan bir şey almadığın sürece Uber Fahrer, ismi, cismi bilinen bir termal macunu aldığın zaman problem yaşamazsın. Yani 15-20 lira kar edeceğim diye bilinmeyen bir marka alma. Bilinenlerden al. Kullan. Öyle aman aman fark yaratmaz zaten uygulamayı yanlış yapmadığın sürece. Ama orada önemli olan uygulamak. O termal macunu işlemcinin üzerine uygulayabilmek. Onu güzel uygularsan bir sıkıntı olmaz zaten. Markanın da çok aman aman önemi yok. Saçma sapan bir
marka olmadığı sürece. Şimdi buraya gelen yok mu? Ne yapak? İnanak mı kal? Bizim bütün takım buraya geldi. Hani adamların takımı nerede? Arkada yatıyor. Şimdi takım yardırıyor. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. 12 derece namlu eğilmesi varmış. Ulan, ay. Topun bozma lan. Ey T-50-2. Tamam, paletleyemedim ben. Hadi bakayım. Paletinin keyfini çıkar. Ay. Hacı abiler. Dalıp karıştırsam mı ortalığı? Hadi dalayım, karıştırayım ortalığı. Eyvah eyvah. Ay ay. Tareti git lan kafamın üstünden. Where they go? Hey yavrum, hey be. Tam bir Fury gibi oynuyorum be. Bu seviyeler gelmezsen adam değilsin. Palet atayım şu. Öldün, çık. Ah be. Reis ne yapıyor burada? Reis, hadi buraya gel. Girdi, girdi, girdi. Bu da girdi. Hepsi birden girmiş olamaz ya. Girmemiş. Biz patlama efektini görmüyormuş. E14 azıcık geri gel. Geri kaç bak, adamlar sana saldırıyor. Geri kaç. Balım. Bak, kick.com'dan şey geldi. Über Fahrer tavsiye geldi. MX5 alsın eğer laptop değilse demiş. Duydun? MX5. MX5.
Kardeş dünyanın damajını attık ya. En yakın Sherman'a fark atıyoruz. Neredeyse iki katı. Ama o kadar damaja karşılık verdiği kredi bence çok az. 2200 damaj atıyorsun 6 seviye bir tank için. Unharca bir damaj. Ama verdiği kredi 59.000. Bence az. Daha fazla olmalı. Haydi bakayım. O zaman let's go let's go. Son maçımızı oynayalım. Sonra da diğer tanklarımıza geçelim. Again. Vallahi Rakabay bot mod bilmiyorum. Kestik geçtik yani. Kardeş horoz gibiyiz biz. Tavuk mu yumurtadan çıkar? Yumurta mı tavuktan çıkar? Bizi alakadar etmiyor. Biz damajımızı atarız. Kilimizi alırız. Geçeriz. Gerisi umurumuzda değil. Sizin de öyle olmalı. Yapıştırın geçin arkadaşlar. Vurun tokatlayın geçin. Gerek yok. Evet. Hadi bakalım şimdi. Bu maç biraz zorlayıcı olacak. Nerede oynasam? Biraz ortalıklarda bekleyeceğim. Şu kayaların yanında bekleyeceğim. Bu şimdi küçük seviye maç. Burada böyle çok taktiksel savaşlar dönmesini bekleyemeyiz. Ulu orta çıkanlara biraz yapıştıralım. Sağdan soldan fışkıranlara vuralım. Bütün takım soldan yürüyor gibi. Hakkımızda hayırlısı. Kör atışlar geliyor. Oha artı geldi lan yanıma. Hayret 60 saniye geçti ve hiçbir düşman tankı spotlanmadı. Nerede lan acaba? Burada bir yerde. Ben buralardan birileri koşarak gelir diye düşündüm ama gelmedi. Oha adam benim işaretlediğim yere attı lan. Yanıyorsun VK abi. Bence artık Sergio basket zamanı. Değil mi? Böyle sağlı sağlı. Motoruna motoruna. Yan ulan. Niye yanmadı? Wow. Yan olan artık. Dur lan yanman lazım senin.
Yanmadın ama olsun. Öf. O KV2 beni bekliyor. KV2 reis sal beni. Vay. Ne damaj attık be. Ups. Ekmek. Az 300 metreye de ateş edemiyoruz ya. Oha. Lan. Lan palet atayım bari de bana yazsın. Abi herifin 1500 canı mı vardı? Ne kadar canı vardı? Bir tane atış atabildim. Heh. Deş kardeş. Bitti, mermimiz bitti, mermimiz. Oo, daha bir sürü damaj var. Nice. O sektör, cap yapıyorlar. Biz de cap yapıyoruz gerçi. Oh shit. Kardeş, Fury sahnesi miyiz be? Fury sahnesi miyiz be? Hey yavrum hey. Abi maç berabere bitecek. Oh. İnanılmaz. Ha biz kazandık. Biz kazandık. Biz berabere değil. Bize ver. Bize vermen lazım. Berabere verdi ya. Şu maç berabere bitti, inanılmaz. Of. Felaket, felaket. Niye böyle oldu ki? Yükleyici çift maaşı hak etti değil mi? Aynen. Aynen aynen. Neyse, 3. maçımız güzel maçtı. Bereket versin. Dünyalara vurduk. Ama maçı kazanamadık. Orada belki KV1'i salıp devam etseydim arkaya doğru, yetişip kepi sıfırlardım, maçı win'e çevirebilirdik. Ama siktir et, ne olacak? Bu maçta beraber olsun abi. Peki nasıl ben daha düşük deneyim aldım, daha fazla kill ve daha fazla damaj atmama rağmen bir önceki maça göre? Niye öyle oldu? El Haluf'ta neyi daha iyi yaptık da daha fazla saf deneyim aldım ki? Yani 1300 hasar fark var. 4 kill fark var. Ne abi fark? Burada asit hasarımız mı fazlaydı? Yo. Dur, bulamadım ki. He. 700'e 300. Biri win, biri beraberlik. Doğru. Doğru. Birinde boost var, birinde boost yok. Doğru, bu zafer. Zafer olduğunda çarpan geliyor. 1.5 çarpan geliyor. Berabere olduğunda çarpan marpan yok. Ama berabere olduğunda şu büyük ödüllerden birini aldığın zaman çarpan gene geliyor.
Zaten bak gelmiş, farkındaysan. 1166 almışız. Bilemedim. Bilemedim Altan, bilemedim niye böyle oldu. Velhasıl M4A3'te böyle bir alet işte arkadaşlar. Siz de böylece görmüş oldunuz. Savaş kartından, yani şuraya tıkladığınızda karşınıza gelecek olan, aynen anda bu. Buraya gelecek olan bu görevleri tamamlarsanız ve adalet yükselsin diyorsanız Sherman, sükunetinizi koruyun diyorsanız Krokodil, liberasyon diyorsanız da CDT tankları, bu görevleri yaptığınızda, buradaki görevleri yaptığınızda size ödül olarak gelecek en sonunda. Buradan alacağınız tanklardan bir tanesinin incelemesi buydu. Şimdi gelin diğer tankımıza geçelim.